Paradise Yazılım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Windows 10 işletim sistemlerinde bulunan otomatik güncelleştirmeyi kapatma işlemini sizlerle paylaşacağım. İlk olarak başlata giriş yapıp hizmetler yazıyoruz ve en iyi eşleşme hizmetler uygulama olarak bunu açıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada birçok Windows'umuzda bulunan hizmetler mevcut. En aşağıya iniyorum. Windows Update'i bulmam gerekiyor. Windows Update'i buldum. Sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. İlk olarak hizmet durumu eğer sizde durduruldu değilse bu şekilde başlatayım. Sizlerle birlikte yapalım. Hizmet durumu çalışıyorsa ilk olarak durdurmamız gerekiyor. Daha sonrasında başlangıç türüne giriş yapıp burayı devre dışı olarak ayarlamamız gerekiyor. Devre dışı olarak ayarlıyorum. Uygula, tamam diyorum. Buradaki işlemimiz tamamlandı. Hemen hızlıca devam ediyorum. Tekrar başlata giriş yapıyorum. MMC yazıyorum. Daha sonrasında komutu çalıştırıyorum. Karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Yukarıdaki dosya sekmesine giriş yapıyorum. Burada ek bileşen ekle seçeneğine tıklıyorum. Açılan pencerede grup ilke nesne düzenleyicisi adındaki bileşeni ekle diyorum ve son diyorum. Bileşenimizi ekledik. Tamam diyorum. Şimdi buradan işlemimize devam edeceğiz. Soldan yerel bilgisayar ilkesine bir kez tıklıyorum. Daha sonrasında bilgisayar yapılandırması ve kullanıcı yapılandırması olarak iki farklı seçenek çıkıyor karşımıza bilgisayar yapılandırmasına tekrar tıklıyorum. Sırasıyla yönetim şablonları. Şurayı biraz genişletmek istiyorum. Net görelim. Daha sonrasında Windows bileşenleri. Yine aşağıya iniyorum. Ve Windows Update'e bir kez tıklıyorum. Karşımıza birçok ayar çıkıyor. Burada bizim yine aynı şekilde otomatik güncelleştirmeleri yapılandır ayarını bulmamız gerekiyor. Burada durumu yapılandırılmadı. Gördüğünüz gibi sağ tıklıyorum. Düzenle diyorum. Burada yapacağımız iki işlem var. Birincisi yapılandırılmadı seçeneğini etkin olarak değiştirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında aşağıda otomatik güncelleştirmeyi yapılandır seçeneğine bir kez tıklıyorum. İndirme ve otomatik yükleme için uyar seçeneğini seçmem gerekiyor. Bu şu demek Windows'a update geldiğinde güncelleştirme geldiğinde güncelleştirmeyi indirmeden ve kurmadan önce sizi uyaracaktır size bilgi verecektir. Siz onay verdiğiniz takdirde indirme ve kurulum işlemini yapacaktır. Fakat siz ben hiçbir türlü Windows'uma güncelleştirme gelmesini istemiyorum. Ben hiç güncelleştirme yapmayacağım diyorsanız bunu devre dışı olarak da ayarlayabilirsiniz. Devre dışı olarak ayarladığınızda size uyarı dahi gelmeyecek. Fakat ben bunu önermiyorum. Windows güncelleştirmeleri kötü bir şey değil. Sadece bazen zamanlaması kötü oluyor. Bilgisayarınızı kapatmak istiyorsunuz. Güncelleştirme yükleniyor diyor. Sizi bekletiyor. Ya da olmadık zamanda güncelleştirmeyi indiriyor. Arka planda siz oyundayken ya da başka bir şey yaparken internet ağınızı yavaşlatıyor. İndirmeden ve yüklemeden önce uyar seçeneğini seçtiğimizde olur olmadık zamanda Windows Update'i yapmasının da önüne geçmiş oluyoruz. O yüzden dediğim gibi ben kesinlikle şu anki ayarı öneriyorum. Hiçbir zaman güncelleştirme yapmayın demiyorum. Güncelleştirme iyidir arkadaşlar. Yaptığımız güncelleştirmelerde işletim sistemindeki bir hatayı bir sorunu çözmüş olabiliyorlar. Ya da yenilik geldiğinde o yeniliklerden faydalanabiliyoruz. O yüzden dediğim gibi Windows'unuzu bence güncel tutun. Ama dediğim gibi olur olmadık zamanda güncelleştirme işlemini yapmasın diyorsanız... Bu seçenek sizin işinizi görecektir. Uygula tamam deyip çıkış yapıyorum. Videom bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli takipçilerim çok kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Paradise yazılım Discord sunucumuzu açtık. Sunucumuza katılıp bilgisayar hakkında danışmak istediklerinizi bana veya ekip arkadaşlarıma buradan iletebilirsiniz. Amacım birbirine yardım eden bir destek topluluğu oluşturmak. Bunun yanında YouTube destek ve oyun kanallarımızda mevcut. Sunucunun linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Linkten hemen katılabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.